Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda basit, tek yönlü varyans analizi yani one way ANOVA'yı nasıl yapacağımızı anlatacağız. Tüm eğitim videolarımızda olduğu gibi ANOVA'nın kısa bir tanımı ile birlikte ilgili birkaç önemli bilgiden bahsederek başlayalım. Fakat öncesinde kullanacağımız veri seti yine SPSS'in örnek veri setlerinden Test Ultra Scores veri setini kullanıyoruz bu analizi yapmak için. Analizde kullanacağımız iki değişken, bugünkü videoda kullanacağımız iki değişken school setting yani okul ortamı ve bunun değerleri olacak. 3 farklı değeri var. Kentsel, kırsal ve banyo olarak adlandırabileceğimiz. İsterseniz öncelikle bu isimleri Türkçe olarak değiştirelim ve hepimiz daha net görebilelim. Okul ortamı diyeyim school setting'i. Urban dediği İngilizce kelimenin karşılığı kentsel. Bölgedeki okul, suburban dediği banliyö diyelim. Yani şehrin çevresindeki yerleşim alanları, kısaca biz banliyö olarak tanımlayalım. Ve rural dediği bölgeler ise kırsal bölgeler olacak. Okey diyorum, Türkçe olarak bunu değiştirmiş oldum. Diğer kullanacağım bağımlı değişken ise pretest yani ön test sonuçları olacak. Ön test sonuçları. Bu iki değişkenimi kullanarak, yani şu iki değişkeni kullanacağım. School setting yazsa da etiketi okul ortamı yaptığım için Türkçe karşıma çıkacak. Ben ANOVA analizini yapacağım. Kısaca ANOVA nedir? Basit tek yönlü ANOVA nedir? Bunu anlatırsak, hemen bir dakikada özetlersek. Basit tek yönlü varyans analizi iki veya daha fazla gruptan alınan puanların, değerlerin seçilen bir olasılık düzeyinde, istatistiksel kabul olasılığı düzeyinde istatistiksel olarak farklı olup olmadığını belirlemek için kullanılan parametrik bir testtir. Ortalama farkı bulmayı amaçlayan tekniğin t-testlerden farklı olarak ANOVA yani varyans analizi olarak geçmesi, one way ANOVA compare means'ten yapıyoruz, varyans analizi olarak geçmesi esasında ilginç görülebilir. Bunun nedeni grupların istatistikleri arasında fark olup olmadığının öncelikle varyanslar üzerinden analiz edilmesi olduğu söylenebilir. Öncelikle varyanslar arasındaki değişkenlik inceleniyor ve grupların dağılımları arasında bir fark var mı diye bakılıyor. Peki ikiden fazla grup karşılaştırılması olduğunda ki benim değişkenimde 3 farklı grubum var kentsel, banliyö, kırsal. Ben farklı t-test kombinasyonları yaparak bağımsız örneklem t-testleri ile bu analizi yapamaz mıydım? Yani öncelikle kentsel banliyöyü karşılaştırırım, sonra banliyö ile kırsalı karşılaştırırım ve de kentsel ile kırsal karşılaştırarak 3 tane bağımsız örneklem t-testi ile bunu yapamaz mıydım ki varyans analizini yapma ihtiyacı duydum sorusu aklınıza gelebilir. Bu noktada sorunun cevabını düşünecek olursak, böyle bir üçlü kombinasyonla ikili karşılaştırmalar yaptığımda esasında ben tip 1 hata dediğimiz hatayı arttırmış oluyorum. Yani her ikili karşılaştırmada benim kabul edilebilir hata ve şans değerim, istatistiksel değerim 0.05 hata payını kabul ederken 3 tane ardıl kombinasyon, ikili kombinasyon ürettiğimde formülasyona da dayalı olarak bu hata payı yaklaşık %14'e geliyor. Yani kabul oranımız yaklaşık %14, 0.010, 0.14 gibi bir değere karşılık geliyor. Onun için de biz doğrudan ortalamaları karşılaştırmak yerine varyansları karşılaştırarak, öncelikle varyanslar arasında bir fark olup olmadığına bakarak analizimizi ilerletiyoruz. Bunun için de ANOVA'ya niçin ihtiyaç duyduğumuzu düşünebiliriz. Şimdi hep beraber analizimizi yapalım. Dediğim gibi analiz sekmesinden compare means yani ortalamaları karşılaştırmaya gidiyorum. Ve burada one way ANOVA, en sonunda one way ANOVA sekmesini göreceğim. Buna tıklıyorum. Açılan pop-up pencerede bana hangi değişkenlerle çalışmayı istediğimi soruyor. Okul ortamı benim faktörümdü yani gruplarım. Bağımlı değişkenim olarak ise ben ön test sonuçlarımı seçiyorum. Birden fazla bağımlı değişken kullanıp daha geniş tablolar oluşturabilirim de buraya daha fazla da atabilirim. Fakat bu videoda tek bir değişken üzerinden biz okul ortamına göre ön test sonuçlarında fark olup olmadığını
test edelim hep birlikte. Kontrastta seçmemiz gereken bir şey yok. Post-hoc analizlerini şu an seçmiyorum. Biraz sonra göstereceğim ne demek olduğunu. ANOVA 2 aşamalı bir analizdir. Post-hoc ikinci aşamadır. Öyle düşünebiliriz. Options yani seçeneklerden descriptives ve homogeneity'yi seçelim. Homogeneity of variance yani betimsel istatistikleri versin. Varyans eşitliğini test etsin. Bir de Brown, Frost ve Welch testlerini seçelim. Bunların ne demek olduğunu açıklayacağım. Şimdi OK'yi tıkladım. Bootstrap'te herhangi bir şey yok. OK'yi tıkladığımda ben ANOVA analizimin ilk aşamasına ulaşmış olacağım. İlk aşama sonuçlarını elde etmiş olacağım. Tıkladığımda bana 4 tane farklı tablo oluşturdu. Betimsel istatistikler, ortalamaları görebiliyoruz. Baktığımızda ortalamalar arasında sanki kentsel kırsalda çok bir fark yok gibi. Birbirine yakın ama banliyö biraz daha yüksek bir ortalama çıkmış. Standart sapmalarda banliyö kırsal birbirine yakın gibi olsa da kentselde bir standart sapmada genişlik var. Daha dağılım fazla. Bu şekilde bir öngörümüz olabilir. Kaç kişi olduğunu buradan görebiliyoruz. Her bir veri grubumuzda kaçar kişiyle bu analizin yapıldığını. Ve de ikinci olarak da test of homogeneity. Homojenlik, varyans homojenliği test sonuçlarını görüyoruz. Bu noktada ANOVA için istatistiksel varsayımları biliyorsunuz ki varsayım testleri bizim parametrik analizlerde bir ön koşulumuzdu. Bunları sağlaması gerekirdi. ANOVA için istatistiksel varsayımları hatırlarsak birincisi bağımlı değişkenin gruplarda normal dağılımı sağlaması olarak söylenebilir. İkincisi ise varyansların homojenliği. Yani popülasyonlardaki dağılımların varyanslarının eşit olduğunu varsayıyor ANOVA diyebiliriz. Bu ikisini test etmemiz gerekir. Her ne kadar dağılımda biraz fark var gibi gözükse de normallik testini ayrı bir videomuzda anlatmıştık. Skinner-Curtis ve Shapovalik analizleri üzerinden normal dağılımın sağlayıp sağlamadığını test edebiliriz. Bunun için ilgili videoya bakabilirsiniz. İkincisi ise test of homogeneity yani homogeneity of variances. Varyansların eşitliği. ANOVA örnekleme varyasyonlarında varyansların yani standart sapmaların eşit olduğunu varsayarak ilerliyor. Bunu bir varsayım kabulü olarak alıyor. Ancak bize bunların eşit olup olmadığını ise Levent test sonuçları veriyor. Levent test sonucu istatistiksel olarak anlamlı ise birinci satıra bakabiliriz burada based on mean ortalamaya göre. Levent test sonucu istatistiksel olarak anlamlıysa yani 0.05'ten küçükse burada grupların varyanslarının eşit olmadığını söyleyebiliriz. 0.05'ten büyük olsaydı bu değer yani %5'ten büyük olsaydı o zaman varyanslar arasında bir fark olmadığını söyleyebilecektik. Bu noktada bu veri setinde varyans eşitliğini sağlayamadık. O zaman varsayımlardan birini sağlanmadı diye düşünebiliriz. Eğer bu sağlansaydı şu değerimiz 0.05'ten büyük olsaydı o zaman ben doğrudan 3. tablodan ANOVA tablosundan F testi yani Fisher testi sonucunu ve istatistiksel anlamlık değerine bakarak grupların varyans dağılımları arasında, grupların popülasyondaki dağılımları arasında bir fark olup olmadığını daha destekli bir şekilde söyleyebilecektim. Ama varyans eşitliği, varyans homojenliği sağlanmadığı için benim buradaki ANOVA tablosu yerine kullanmam gereken sonuç kullanmam gereken istatistikler esasında Welch ve Brown-Forest testleri oluyor. Varyans homojenliği sağlanmadığında ben Brown-Forest ve Welch testlerini kullanıyorum. Welch testinin ilk başta yazan Welch testinin istatistiksel gücü daha fazladır. Tip 1 hata oranı daha düşüktür. Onun için normal dağılım varsa, normal dağılım sağlıyorsa fakat varyans eşitliği yoksa ben Welch testiyle F ANOVA Fisher testi, Fisher istatistiksel anlamlılık testi yerine Welch testi sonuçlarını raporlamam gerekir. Yani bu analizde, bu yaptığım analizde homojenlik olmadığı için benim esasında Welch testi üzerinden ilerlemem gerekir. Welch testindeki istatistiksel anlamlılık değeri ANOVA testindeki F Fisher testinin karşılığında olan istatistiksel anlamlılık değerinin yerini alır bu noktada raporlarken ve Welch testinin kullanıldığı söylenir. Tabii ki bizim esas öncelikli olarak istediğimiz ANOVA F testi analizini kullanmak çoklu grup karşılaştırmalarında.
Peki normal dağılım da yok. Varyans eşitliğine hiç bakmadığımızı bile düşünebiliriz. Normal dağılım da sağlamıyorsa ya da gruplarımızdaki katılımcı sayısı çok küçükse, 15'ten küçükse ya da bir şekilde normalliği sağlamıyorsa, aşırı çarpık bir datamız varsa bu sefer ne yapmalıyız diye düşünürsek non-parametric testlerden, buradan non-parametric testleri görebilirsiniz. Related samples'ı seçerek Kruskal-Wallis testini seçebilirsiniz ya da doğrudan K-related K-independent samples'tan Kruskal-Wallis testini kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle düşünelim lütfen. Diyelim ki ben Welch'i raporluyorum ama homojenlik olsaydı ben 3. tablom ANOVA üzerinden gidecektim ve ANOVA tablomun sonucunu yorumlayacaktım. Şimdi ANOVA popülasyon ortalamasının hepsinin eşit olduğu null sıfır hipotezini test ediyor. Yani popülasyondaki ortalamaların eşit olduğunu varsayıyor ve bu hipotezi test ediyor. Sıfır hipotezi, null hipotez reddedildiğinde yani F testi sonucu, istatistiksel anlamlılık sonucu anlamlıysa 0.05'ten küçükse grupların dağılımlarının homojen olmadığını, en az bir grubun dağılımının farklı bir evrene sahip olduğunu söyleyebilirim. Başka bir deyişle popülasyon ile karşılaştırıldığında, 3 grubumu karşılaştırdığımda en az bir ortalamanın farklı olduğunu söyleyebilirim. En az bir grup dağılımının farklı olduğunu söyleyebilirim. Anlayacağınız gibi bu sadece bir grup değil, birden fazla grup. Bu gruplar tamamen birbirinden bağımsız şekilde homojen olmadan da dağılmış olabilir. Ama F testi sonucu bana şunu söylüyor. Aynı şekilde Welch testi sonucu da. F testi sonucunda ben şunu biliyorum. En az bir grup dağılımı diğerlerinden farklı. Bu grubun hangi grup olduğunu bilmiyorum. Hangi grup olduğunu test edebilmek için ise ANOVA analizlerinin, ANOVA istatistiksel model koleksiyonun ikinci aşaması olan post hoc analizlerine gitmem lazım. Burada hesaplanan F değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gördük. Varyanslar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu söyledik. Bu farkın nereden geldiğini test etmek için ise ikinci aşama olan post hoc analizlerini yapacağım. Peki bu istatistiksel olarak anlamlı olmasaydı, yani 0.05'ten büyük olsaydı, o zaman ikinci aşamadaki post hoc analizlerini yapmama gerek olmazdı. Doğrudan gruplar arasında fark yoktur olarak raporlayıp analizimi bitirirdim. İstatistiksel olarak anlamlı çıktığı için post hoc analizlerini yapmam gerekir. Post hoc ne demek? Onun da kelime anlamını kısaca verelim hemen. Post hoc ardıl testler, ardıl ikili karşılaştırma testleri olarak söyleyebiliriz. Bir olaydan sonra meydana gelen, yapılan anlamına gelen bir ifade post hoc kelimesi. Peki post hoc analizini nasıl yapıyorum? Yine aynı şekilde aynı yere gidiyorum Van-Veenhove analizine ve burada post hoc'u görüyorsunuz. Post hoc analizini seçtim. Ve post hoc analizinde gördüğünüz gibi bir sürü farklı analiz karşımıza çıktı. Varyans eşitliği varsa bunlardan birini seçiyoruz. Varyans eşitliği yoksa da alttaki dört taneden birini seçiyoruz. Normalde burada varyans eşitliği çıkmadı. Çıkmadığı için ben esasında alttaki varyans eşitliği varsayımı kabul edilmedi seçenekler arasında olan Gaines-Howell'ı seçerek ilerleyebilirdim. Benim kullandığım Gaines-Howell analizi. Her biri küçük istatistiksel farklılıklar var arasında. Bunları da gerekirse bakılabilir ama sıklıkla kullanılanlardan biri Gaines-Howell analizi. Peki varyans eşitliği olsaydı yukarıdakilerden hangisini seçerdim? LSD, Bonforini, Scheff ve Tukey analizleri en çok bilinen analizler olarak söyleyebiliriz. LSD'nin biraz karnı yumuşaktır. Bu da şu demek, genelde fark çıkarmaya çalışır. Ama istatistikçiler de, araştırmacılar da bunu bilir. LSD onun için çok tercih edilmiyor diyebiliriz. Diğer analizler arasında Tukey, Scheff ve Bonforoni'ye baktığımızda Tukey testi ni şöyle düşünebiliriz. Eğer benim katılımcı sayılarım birbirine yakınsa veya eşitse Tukey'i kullanmam daha iyi olacak diğerlerinden ziyade. Ama gözlem sayısı yani katılımcı sayısı eşit değilse
O zaman Bonferroni veya Scheffé analizlerini kullanabilirim. Scheffé biraz daha katı bir analizdir. Daha sert bir analiz yapar ve kolay kolay fark buldum demez desek ayıp olmaz belki de. Yani LSD'ye göre çok daha güçlü bir analizdir. Diğerlerine göre de biraz daha sert bir analizdir diyebiliriz. Dediğim gibi homojenlik varsayım sağlamıyorsa da James Howell'ı seçiyorum. Ben şu anda katılımcı sayısı eşit olmadığından isterseniz Scheffé'yi seçeyim ve James Howell'ı seçeyim. Bonferroni'yi de ekleyebilirim. Bunların arasında da belki küçük bir fark olabilir ama çok da önemli değil diyebiliriz. Ve tekrar continue dediğimde bana iki tane farklı postdoc tablosu çıkaracak. Scheffé'ye göre, James Howell'a göre ve baktığımda ben kentsel grup ile banlio grubun ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu görüyorum. Kentsel grup ile kırsal gruptaki okulların ön test sonuçlarına göre yine bir istatistiksel farklılık olduğunu görüyorum ve banlio grubu ile kentsel grup arasında banlio grubu ile kırsal grup özür dilerim banlio kentseli burada söylemiştik. Yine bir istatistiksel fark olduğunu söyleyebiliyorum. Gruplar arası grupların ortalaması karşılaştırıldığında ortalama farkları da burada raporlanmış. Güven aralıkları alt sınır üst sınır olarak yine raporlanmış. O zaman ben şunu diyebilirim. Aynı şekilde James Hall'da da 3 grup arasında da fark olduğunu görebiliyoruz baktığımızda. Her biri ikişer kere raporlanır. Kentsel banlıyor, banlıyor kentsel. Kentsel, kırsal, kırsal, kentsel olarak ikişer kere raporlanır tabloda. Sadece birer tanesini seçmemiz bizim için yeterli olacak tabii ki. Ben o zaman şunu söyleyebilirim. 3 grup, 3 grubun ön test sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var. Yani yukarıda bulduğum ortalamalar ve standart sapları baz aldığımda 3 grubun da ön test sonuçları arasında istatistiksel olarak bir fark olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde buna gruplar arasındaki farkı yani şu an çıkarmadık ama şöyle de gösterelim hemen. Compare means one way ANOVA. Özür dilerim. Options'dan means plot seçelim bir de. Tekrar okey diyeyim. Means plot da çıkarsın. Means plot'a yani ortalamaların grafiğine baktığımızda da ben bu farkın kentsel ve banlio, kırsal ve banlio arasında çok daha fazla olduğunu görebiliyorum. Ortalamaları karşılaştırma grafiği. Kentsel ve kırsal ortalamalar arasında daha düşük bir fark var ama üçü de istatistiksel olarak anlamlı diyebiliriz. ANOVA ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Belki de son olarak ekleyebileceğimiz bir şey. ANOVA'nın farklı varyasyonları ile de karşılaşabilirsiniz. Bunları farklı videolarımızda anlatacağız. Tek yönlü ANOVA'yı bu videomuzda anlattık. Bir bağımsız değişken var. Bir de bağımlı, birden çok da olabilir bağımlı değişkenimiz var. Bunun için tek yönlü ANOVA. Eğer iki bağımsız değişkenimiz olsaydı iki yönlü ANOVA, two way ANOVA olurdu. İkiden fazla ki iki de buna dahildir bir anlamda. Birkaç bağımsız değişken olduğunda çok yönlü ANOVA diyebiliriz. Tekrarlı ölçümlerle ANOVA, faktöriyel ANOVA bunların hepsi duyabileceğiniz ANOVA varyasyonları olarak karşımıza çıkıyor. Farklı analizlerde de bunları anlatıyor olacağız. Teşekkür ederiz.